Efendim Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz güzel insanlar. Tekrar o güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Serdar Sarıdağ YouTube kanalında mümkün olabildiği kadar temiz, net, berrak, şeffaf, yalan dolan olmayan bilgileri paylaşmak için çaba sarf ediyoruz. Önce ben Mert Mücide, en doğrusu en tazesi arkadaşlar. Şimdi öncelikle Rozier tekrar Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Arkasından dedik ki muhtemelen Alex Teixeira transferi biter gibi gözüküyor. Dünkü videomda dedim ki şöyle arkadaşlar, sürekli ağız değiştiren bir Alex Beşiktaş için sıkıntılı. Çünkü 1,5 ay öncesinde neredeyse anlaşmaya varıldı. Tamam bir düşünün diye gidip gelen bu transfer, pinpon topu gibi giden bu transfer topu diyelim, şu an Beşiktaş'a geliyorum da durdu. Artık rakamlar yazılıyor, yıllar yazılıyor, kontratı süresi yazılıyor, şudur budur. Fakat bu transferi bitti demek çok doğru değil. Benim için transferin bitmiş hali ıslak imzayı attıktan sonra tıpkı Rozier gibi sahaya gelip arkadaşlarınla, kankalarınla şakalaşmaktır. O bitmiş transferdir. O ıslak imzanın atılmadığı her transfer %90'ı bitmiş transferdir. %10'u da imzasıdır ki en önemli nokta o %10 arkadaşlar. Bir saniye, bir bilgi de geldi. Şimdi tek çare Beşiktaş'ta. Değil mi? Öyle veriyor. Geçen hafta da Beşiktaş'taydı. Ne oldu? 10 gün önce de Beşiktaş'taydı. Ne oldu arkadaş? Yani bu adam Brezilya'dan Beşiktaş semtine yürüyerek mi geliyor? Bu gelsin artık. Gelsin. Şimdi Beşiktaş'ta değil mi? Peki. Attı mı imza? Hayır. Brezilya'dan gelince bir karantina var mı? Var. Nasıl Beşiktaş'ta oluyor? Nasıl? Ya de ki prensip anlaşmasına varıldı. İmza için geliniyor. Şudur budur. Bu başlıklar, bu KJ'ler sizi bitirecek. Bak söylüyorum. Sizi bitirir. Artık çok daha yakın dersin başka. Ne oldu Gezer? Hani bitti? Hem de iki kere bitti. Kulüple de anlaşamadı ki. Daha kulüple görüşmeler sürüyor. Burada Alex Teixeira daha yakın. Ama bence hemen pat diye olacak bir transfer değil. Çünkü Alex'in yarın fikir değiştirme ihtimali de var arkadaşlar. Yarın bugün oradan Arap sermayesi parayı çıkardı. 2 milyon euro fark oldu arada. 3 sene etti mi sana 6 milyon euro fark? Ne olacak? Bana biri söylesin. Ne olacak? Ne olacak? Biri söylesin bana. Kaldın öyle. Alex Teixeira, herkes bu transfer yaptı derken ben dedim ki %50-50. %50-50. Bugün %90-10. Son ağzı, Alex'in ağzından çıkan son sözler, Beşiktaş'ta yola devam etmek istiyor. Burada Josef de Souza'nın yine devreye girdiğini, Beşiktaş'ın eski futbolcusu, onların arası iyi olan Ramon Motta'nın da iyi şeyler söylediğini mutlaka ekleyelim. Ama bu transfer bitmiş değil arkadaşlar. Fakat bu transfer bitime çok yakın. Fakat bu transferi engellemeye çalışanlar da çok oldu. Bakıyorsun transfere araya girmeye çalışan menajerler, yancılar, onlar, bunlar. Yani gerçek menajerin dışında başka menajerlerde, hocam ben hallederim, hocam sen ne yaptın ya, bu kadar ucuza verilir mi? Bak ben sana 300-400 daha kazandırırım diyen tipler yüzünden zaten gecikiyor. Bakınız Hulk. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Güzel insanlar. Ha, Rozier, ha, Kenan, Salih, iş transferi halletti. Efendime söyleyeyim. Alex'i bitirdin. Arkasından Gezal'ı bitirdin. Gittin bir golcü aldın. O zaman iş başka. Çok daha farklı seviyeye gelir takım. Bu takımın
önünü kesmek de çok kolay değil. Yani hoca da belli. Geçen seneki şampiyonluk tesadüf değil. Kısıtlı imkanlarla büyük bir mucize. Ama geniş imkanlarla ne olur acaba? Buna da ayrı bir parantez açalım güzel insanlar. Ben Alex Teixeira'ya her an Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun diye şey yapabiliriz. Ama oyuncu buraya gelecek, ıslak imzasını atacak. Bu işler ondan sonra bitiyor. Avukatlar, mavukatlar, onlar bunlar. Ama şu an bir karantina süreci var arkadaşlar. Belki başka bir ülkeye gidip, belki o ülke üzerinden gelinebilir. Onu bilmiyorum. Ama bir süreç var. Umarım bundan sonra da bir değişiklik olmaz. Şu anki konjonktür üzerinde %90 Beşiktaş'ta. İmzayı attıktan sonra artık ailemin gözü yaşlı. Alex Teixeira Beşiktaş'ta diyebiliriz. Bir başka yine Alex kadar bitime yakın golcü isim Luke De Jong. Onda da çok öncesinden ciddi bir yol alındı. Benim bildiğim kadarıyla kulübüyle de Beşiktaş anlaşmaya yakın her konuda. Oyuncu da biraz düşünmek için zaman istiyor. Başka tekliflerde var olduğu için en doğru kararı herhalde ailesiyle danışarak, herhalde menajeriyle konuşarak, herhalde yakın çevresiyle konuşarak vermeye çalışıyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılması kesinlikle ve kesinlikle transferde siyah beyazlı kulübü elini güçlendiren önemli etkenlerden biri. Belki Beşiktaş geçen sene şampiyon olmasaydı bugün görüştüğü oyuncuların yarısıyla çoktan yollarını ayırmış olacaktı. Rafa kaldırmış olacaktı arkadaşlar. Hadise böyle de bakmak lazım ki burada geçen senenin şampiyonluğun sadece parasal olarak değil manevi olarak da ne kadar değerli olduğunu hepimiz görüyoruz. Alex Teixeira'dan sonra Luke De Jong'un da bitmesi veya üzerinde Gazel'in de bitmesi, Gezal'ın da bitmesi Beşiktaş'ın geçen sene korunmuş kadrosunu hani Salih, hani Kenan, hani efendime söyleyeyim Alex, hele bir de golcü mutlaka ve bir 8 veya 6 numara. O zaman bu seviye çok daha farklı yere gelecek. Geçen seneki takımdan çok daha kuvvetli, çok daha geniş. Daha stoper var. Çok daha geniş. Şimdi stoperde de Godin kulüple ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Kaylar'la ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu bize gelen bilgiler yeşil ışık. Ama oyuncu şu var. Bir kere orada aldığı parayı almak ister. Onun garantisini istiyor. Ve onun garantisini hem İtalyan kulübü hem Beşiktaş verecek. Çünkü iki kulüp ortak ödeyecekler gibi gözüküyor arkadaşlar. O zaman oyuncunun Beşiktaş'a gelme, yani Şampiyonlar Ligi seçeneği gibi seçeneğin olması, o zaman Beşiktaş'a gelme durumu çok daha kuvvetli olacaktır. Oyuncu maddi şartların, mevcut sözleşmesindeki maddi hakların herhangi bir sıkıntıya girmemesi halinde transferinde çok böyle sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Yine de başka teklifleri değerlendirir. Hani der ki ya İtalya Ligi'nde kalmak istiyorum. Bana İtalya Ligi'nde teklif var. Ben oraya gideyim. Efendim kulübümle. Ama şöyle bir şey var. Oradaki vergi, buradaki vergi. Oradaki şartlar, buradaki şartlar. Hangisi Cagliari'nin işine gelir? Hangisi İtalyan kulübünün işine gelir? Onlar çok daha belirleyici olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sağlam bir stoper. Gezal, Rozier bitti. Alex bitti gibi. Sağlam bir golcü veya bir 8-6-8 oynayabilen bir orta saha oyuncusu daha alınması halinde seviye, kadro kalitesi çok daha farklı bir yere geliyor. Ne dedi Sergen Hoca? Sevgili Hakan Gündoğar'a A Spor'da verdiği röportajda dedi ki beni kontrat değil başarı korur. Başarı için hoca ne istedi? İyi bir kadro. Şimdi hoca kadro iyiye doğru gidiyor. Belki kaleci de gelecek. Mert Günok. Belki bu stoperlerin yanında bir yerli stoper daha olabilir. Bilmiyoruz. Ama bir stoper daha alınması halinde yabancı. Savunma anlamında, kalecinin de gelmesini savunma anlamında farklı bir seviyeye gelir takım. O zaman Sergen Hoca'nın Şampiyonlar Ligi'nden dönerken ligde sıkıntı yaşamaması açısından elinde geniş bir kadro olacağını tahmin ediyoruz. Fakat bu kadro planlamasının yanı sıra
Bir önemli nokta daha var. Fikstür planlaması. Bakınız. Beşiktaş yönetimini uyarıyorum. Fatih Terim Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeyken Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde maç takvimini belirleyen kişilerle fikstür toplantısı yaptı mı, fikstür görüşmesi yaptı mı, yapmadı mı? Şenol Güneş Şampiyonlar Ligi'ne gittiği sırada Beşiktaş'ın fikstür avantajının olmadığını, tam aksine dezavantajının olduğunu, bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil ettiğini söylediğini ve buna göre bir fikstür planlaması yapılması gerektiğini söylediğinde, ya hocam işine bak denildiğinde Fatih Terim aynı toplantı yaptığında niye ya hocam demedi kimse? Tam aksine Şenol Güneş dedi ki doğrusu buydu. Ben de söylüyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı, bizim orada toplayacağımız puanlar çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle oradan oynayıp da deplasmana gelip 2 gün sonra Türkiye'de başka bir deplasmanda Beşiktaş oynuyorsa yemin ediyorum bu kadar haksızlık herhalde Türk futbol tarihinde olmamıştır derim. Bu kadar net. Bu kadar net söylüyorum. Göreceğiz bakalım. Beşiktaş'ın fikstürü, Şampiyonlar Ligi fikstürü, lig fikstürü nasıl olacak çok merak ediyorum. Göreceğiz bakalım. Efendim sağlıcakla kalın.